Halk Kitabevi yazı işlerini sunar. İyi günler sevgili izleyiciler. Saat 11 Halk TV'desiniz. Yazı işleri programı başlıyor. Evet, bugün ağırlıklı olarak ekonomi konuşacağız. Referandumdan önce de konuk ettiğim Bartu Soral, ekonomist Bartu Soral bugün bizlerle birlikte olacak. Konumuz çok, sorularım çok. Özellikle bazı konularda bilgilenmek açısından da zannediyorum bütün izleyiciler için de yararlı olacaktır. Bizden ayrılmayın diyorum onun için. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, şimdi yalnız birkaç hemen günün gelişmelerini bir aktarmak istiyorum. Birkaç tabii, konu var çünkü. Tabii. Şimdi bir tanesi dün gece yarısına doğru Türkiye saatiyle oldu. Bugün gazetelere çok geniş yansımamış. İngiltere'de, Manchester'da değil mi? Manchester'da. Evet, Manchester'daki bir konser salonunda Ariana Grande'nin konseri bittiğinde bir patlama, iki patlama. Şu ana kadar ölü sayısı 22 olarak açıklandı. 100'e yakında yaralı var. İngiliz polisi terör olayı mı yoksa başka bir nedenle mi olduğu konusunda tam net bir açıklama yapmadı ama terör olma ihtimali üzerinde duruluyor. Çünkü patlamaların cinsi o. Yani bir gaz patlaması ya da başka bir patlama değil. Çivi tesirli bombalar olduğu anlaşılıyor. İngiltere'de çok uzun süredir galiba böyle bir kitlesel bir terör olayı olmamıştı. Köprüde oldu en son bir Londra'da işte iki ay önce falan herhalde. Arabayla oldu. Yaptıkları. Arabayla yapılan. Ama yani böyle patlama şu anda o olay anı görüntüleri var. İşte çığlıklar içinde kaçmaya çalışıyor insanlar. Tabii o anda ne olduğunu da anlamıyorlar. Bu tabii şu açıdan önemli. Eğer bu işin altından yine böyle IŞİD gibi ya da El-Kaide falan gibi bir örgüt çıkarsa bir durum biraz tabii Batı adına tatsız hale geliyor. İşte önlemler ve bunun karşılığının sorulması ve tabii Türkiye'yi etkilemesi. Çünkü doğal olarak Türkiye bu konularda hep hani olağan şüpheli demeyeyim ama hani Türkiye üzerinden geçenler olduğu ya da işte Türkiye bu konuda bir şekilde suçlanabiliyor. Yani önümüzdeki günlerde bu İngiltere'deki patlama bizim de aleyhimize olabilecek bir durum doğurabilir. Şimdi onun dışında tabii Ankara hareketli hükümet artık bekleniyor. Çünkü çok net ki ciddi bir hükümet değişikliği olacak. Bu hükümet değişikliği nasıl olacak? Parlamenterlerden mi oluşacak bu sefer? Yoksa Tayyip Erdoğan zaten kullanmakta olduğu yetkileri adeta 2019'da seçim kazanmış gibi düşünerek Bakanlar Kurulu'nun da önemli bir bölümünü dışarıdan kendi danışmanlarından yapar mı? Çünkü şunu biliyoruz ki birçok bakanlık şu anda hani hangi deyimi kullanayım bilmiyorum ama kaput mu, atıl mı, çalışmıyor mu? Onların hepsi saraydan yönetiliyor. Yani bakanların herhangi bir hükmü yok. Hani en aktif gibi gözüken Dışişleri Bakanı var. Sağa sola gidiyor, konuşuyor işte. Tuhaf tuhaf da şeyler söylüyor. Ama biliyoruz ki esas Dışişleri Bakanı o değil. İşte İbrahim Kalın diye mesela bir baş danışman var. Bütün ilişkileri o hallediyor. Ekonomide kendi danışmanları var. Orada pek ihtiyaç duymuyorlar. Yani İçişleri Bakanı var ama o saraydan yönetiliyor zaten. Tam oraya şey olmuş. Yani önümüzdeki günlerde belki hatta bu hafta sonuna kadar bir hükümet değişikliği olabilir. Tabi burada sürpriz şu olabilir. Binali Yıldırım istifa edebilir. Yani genel başkana yeniden bir hükümet kurulmasını sağlamak için hani kendi de dahil hükümetin istifasını sunabilir olduğu gibi. Tekrar başbakan yapılabilir, o ayrı mesele. Ama öyle bir olay olursa tabi hükümetin çok geniş çaplı değişeceği yoksa hani arada biliyorsunuz bakanların değiştiği oldu. Yani bu seferki öyle bir sınırda mı olacak yoksa bütün hükümet olduğu gibi mi değişecek, onları göreceğiz. Tabii işte o hal devam ediyor. O hal asla bitmeyecek dedi Cumhurbaşkanı. Daha doğrusu Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı sıfatıyla çünkü konuştu. O hal dedi bitmeyecek, o hal devam edecek. Kimin ne sıkıntısı var?
İşte iş adamlarına bir seslendi. Dedi fabrikanıza mı gidemiyorsunuz? Onlar mı kapanıyor? Ha bu şu demek. Yani kardeşim seni ilgilendiren bir şey yok. Bırak ben o hali devam ettireceğim. Tabii o halin devam etmesi dün de anlatmaya çalıştım. Şu açıdan çok yararlı Cumhurbaşkanı adına ya da AKP Genel Başkanı adına. Şu anda bütün o anayasada tanınmış olan yetkileri kullanmakla beraber mesela kanun Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarma yetkisi şu anda yok. Yani o 2019'dan sonra kim seçilirse ona tanınıyor. Ama o hal varsa kanun gücünde kararnameler var biliyorsunuz. Bu o halin devamı herhalde anladığımız parlamentoyu tamamen devreden çıkarmak ve ülkeyi kanun hükmündeki kararnamelerle yönetmek. Yani bunlar bir tür Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ön uygulaması olacak. Yani adı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi olmayacak ama şu ana kadar da çıkanları biliyoruz hepsi Cumhurbaşkanlığından gidiyor yani. Binali Yıldırım'ın haberinin bile olmadığını biliyoruz hani. Çünkü şaşırıyorlar yani içinde bazı isimleri sorunca Allah Allah kararnamede bu mu vardı diye sorduklarını biliyoruz. Yani bu tamamen dışarıda hazırlanıp gelen şimdi resmen artık oradan olacak ama adı kanun hükmünde kararname olacak. Tabii bu OHAL kapsamında AKP dışında kalan herkese olan baskılar, yıldırma, sindirme operasyonları devam ediyor. İşte dün Ankara'daki açlık grevini sürdüren iki bir öğretmen, bir akademisyen gözaltındalar. 50 günü aşkın, 60 günü aşkın süredir açlık grevindeler. Ama işte emniyetin bir odasında tutuluyorlar. Bu arada Ankara'da özgürlük anıtı ya da insan hakları anıtı diye bir anıt var. İşte onun da etrafı biliyorsunuz polis barikatıyla çevrildi. Oraya da kimseyi sokmuyorlar. Korkuları bir gezi olayı patlar işte Ankara'da diye. O toplumsal olaylardan çok korktuklarını belirtiyorlar. Evet, bu arada işte dün Karadeniz Ekonomik İşbirliği toplantısı vardı. Tayyip Erdoğan her nedense öğleden sonra yapacağı ikili görüşmeleri iptal etti, evine gitti. Ne oldu bilmiyoruz ama herhalde işte biri Medvedev'di zaten görüşecek. Onunla başbakan görüştü. Putin varken Medvedev'le niye mi görüşeyim dedi acaba yoksa başka bir şey mi var? Onları da tabii bilmiyoruz. Evet günün gelişmeleri daha sonraki bültenlerimiz de sizlere ulaştırılacak. Ben şimdi hemen konumuza geleyim. Şimdi diyorum ki önce biraz bazı bilgileri bir hem tazelesek ya da tam ne olduğunu bilmeyen izleyici ya da unutmuş olanlar için. Şimdi çok konuşulan bir konumuz var. Bu küreselleşme, globalleşme. İşte Türkiye bunun içinde. Türkiye burada önemli aktör olacak. İşte rolleri artık biz de dağıtıyoruz. Avrupa Birliği'ne ihtiyacımız yok. Gerekirse doğuya gideriz. İşte Şangay Beşlisi'nde yer alırız. İşte İran, Rusya, Çin işbirliğinde biz oluruz falan gibi. Ama zannediyorum çünkü benim de sohbetlerimde görüyorum. Yani bu globalleşme, küreselleşme nedir? Türkiye hakikaten bunun içinde mi? Ne dönemden beri biz bunu konuşuyoruz ve hani genel olarak bunun bir herhalde bir fayda umularak çıkarılan bir şeydi. Evet. Oradan bir girersek zaten ben de aralarda sorularla biraz daha açmak istiyorum. Tabii Can Bey şimdi bu 1980'lerde yani 70'lerin sonunda gündeme geldi. Bunun esprisi şuydu. Söylenen, iddia edilen geri kalmış ülkelerin finansmana erişim eksiği var. Finansman geri kalmış ülkelere akmıyor. Bu yüzden de o piyasalar bakir kalıyor, gelişemiyor, yatırım yapamıyor, fabrikalar kuramıyor. Küreselleşmeyle biz dünyanın koyduğu sınırları kaldıralım, yani ülkelerin sınırları kalksın. Böylece gelişmiş ülkelerdeki finansal sermaye, para gelişmekte olan ülkelere aksın. Bunun teorisini Robert Solow 1956'larda tartışmaya başladı ve Solow büyüme modeliyle 1987'de Nobel ödülü aldı. Diyor ki o, geri kalmış ülkelerde çok bakir pazar var. Onun için yatırımların karlılık oranı yüksek. Sermaye hiç zorlamaya gerek kalmaksızın daha yüksek karlılık geri kalmış ülkelerde olduğu için o ülkelere akacaktır.
o ülkelere aktıktan sonra yatırımlar başlayınca konverjans, yani birbirine yaklaşma dediğimiz olgu gerçekleşecek. Geri kalmış ülkeler hızla %10 büyümeye başlayacak. Milli gelirleri $1,000'dan $500'dan gelişmiş ülkelerin gelirlerine 25-30 yıl içinde ulaşacak. İşin özü bu, teorisi bu. Hmm. Küreselleşme bu. Yani sınırları kaldıralım, korumaları kaldıralım, finansman akışı olsun bir. İki, bir şey burada sorabilir miyim? Bu korumalar kalktı deyince, yani bu gelişmemiş ülkeler biraz da kendilerini korumak adına bu sermayeyi sokmuyorlar mıydı? Yani o muydu sorun? Şöyle, kendi sanayilerini koruma için gümrük vergileri, kotalar uyguluyorlardı. Oraya ürünleri sokmuyorlardı. Aynı zamanda finansmanın girişine, çıkışına da müsaade etmiyorlardı. Mesela Türkiye'de biz böyle de, bir ülkeydik değil mi? 89'da değişen 32 sayılı Türk parasını koruma kanunu. Hı. Biz 89'a kadar Türkiye'den dolar çıkışına izin vererek ancak, yani hazineden siz izin alarak yurt dışına gitme hakkına sahiptiniz. Onun haricinde istediğiniz gibi bırakın $500, işte milyon dolarlar, büyük sanayilerin geldikten sonra elde ettiği karları dışarıya transfer etme izni yoktu. Biz zaten turist olarak da $600'dan fazla parayla çıkamazdık. Yani çıkamazdık. Evet. Ve bu dünyanın geri kalmış ülkelerinin tamamında vardı. Ama bir şey daha vardı, finansmanı haricinde, ticarette. Diyorduk ki biz, geri kalmış ülkeler, bizim sanayilerimiz henüz daha sizinle, gelişmiş ülkelerle rekabet etmeye hazır değil. Yani şöyle diyelim, Avrupa, ABD, Japonya, bunlar 200 yıllık, 300 yıllık kapitalist ülkeler. Sermaye birikimleri büyümüş, fabrikaları büyük, teknolojileri üstün. Onun için ürettikleri mal kaliteli ve daha ucuz. Benim sanayimse emekleme devresinde daha. Yani 13 yaşında büyüyen bir çocuğu 25 yaşında iyi gelişmiş sebzeyle, etle, sütle, peynirle büyümüş, yetişmiş bir gençle kapıştıramazsınız. O rekabete girdiğinde bunun kaybedeceği kesin belli. Şimdi onun için bütün ülkeler 1950'de, 60'da, 70'de ithal ikame uyguladılar. Yani kendi sanayilerini geliştirmek istediler. 1980'de küreselleşmeye başlayınca şu oldu. Dendi ki Türkiye örneğinden, sizin ürettiğiniz otomobil Anadolu ve bu kartona benzer bir malzemeden kalitesiz bir üretim, fiyatı da 40.000 lira. Teori, Ricardo diyor ki, siz diyor 40.000 liraya bunu tüketicinize sattığınızda verimsiz malı, tüketici zarar ediyor. Toplumsal bir zarara uğruyorsunuz. Sınırları indirin, 20.000 liraya fiyat otomobil gelsin, hem daha ucuz hem daha kaliteli. İşte bizde de müthiş bir 1980'de 24 Ocak 1980 kararlarıyla birlikte dedik ki biz hazırız veya değiliz. Küreselleşmeye balıklama atlıyoruz. Bu o zaman askeri yönetimde olan bir şey yani. Yani hatta 24 Ocak 1980 kararları uygulanamayınca biraz da belki 12 Eylül 1980 ihtilali geldi. Şimdi bir, teoriyi söyleyenler ve bunu savunanlar haklı mı? Haklı. Bizdeki üretim zayıf. Yani örnek verdim, Anadolu otomobil ve pahalı. Kalitesiz ama pahalı. Başka da mal yok, sokmuyoruz. E bunu indirirsek tüketicimiz 40.000 liraya Anadolu markayı almayacak da 20.000 liraya daha kaliteli, daha ucuza, daha kaliteli bir otomobile sahip olacak. Bir örnek bu. Bunun gibi binlerce mal, ürün için bunu şey yapılıyor. Şimdi bunu söyleyenler haklı. Ama bunun bir de madalyonun öteki tarafı var. Evet. O da şu. E peki
Şimdi ben 1950'de, 60'da, 70'de, 80'de, 80'e kadar kendi sanayimi ne yazık ki sütle, peynirle, etle besleyememişim. Bu sanayi yeterince teknoloji geliştirememiş. Politika hataları yapmışım. Sanayinin sermayesi birikmiş ama bu sermaye büyük teknolojiye dönmemiş. Yani bizim sanayi gelişmemiş. Biz burada 1980'de rekabeti açtığımız anda ne oluyor? Bugün başımıza büyük bela olan dış ticaret açığı başlıyor. Yani biz yurt dışına mal satamıyoruz. İşte onu soracaktım. Yani Anadolu 40 bin liraya almayalım. Fiyatı 20 bini alalım ama o 20 bini nereden bulacağız? Şimdi biz bu defa Türkiye ithal malları cenneti. Türkiye değil sadece. Birçok. Geri kalmış veya gelişmekte olan pek çok ülkenin de durumu bu. Bu noktada yapmamız gereken şey daha kontrollü bir geçiş olmalıydı. Küreselleşme rekabet demek. Rekabete bizim sanayicimizde sadece yurt içinde iki firma, üç firma rekabeti değil, verimli rekabet yapan firmalarla kapışmaya girmeliydi. Ama hazır olduktan sonra girmeliydi. Bizim beceremediğimiz ama buna karşılık Güney Kore'nin, Çin'in becerdiği bu oldu. Çin yıllarca devlet korumasıyla sanayisini geliştirdi, sanayisini büyüttü, hazır oldu. Bugün Trump, Amerika'nın küreselleşmenin başı olan Trump diyor ki küreselleşmeden Amerika zarar ediyor. Ben artık ithal mallara vergi uygulayacağım. Meksikalıları da burada istemiyorum. Yurt dışında yatırım yapan örneğin otomotiv fabrikaları da sökecek. Amerika'ya gelecek diyor. Bunları söyledi. Bir kısmını da yaptırdı. Buna karşılık sosyalist kapitalist, sosyalizmden kapitalizme dönmüş olan Çin, biz dedi küreselleşmeden memnunuz. Niye? Çünkü dünyaya ben mal satmaya başladım. Satıyorum artık. Yıllık 500 milyar dolar dış ticaret fazlam var. ABD'nin ise yıllık 450 milyar dolar dış ticaret açığı var. Soruyu şöyle sordunuz. Ya peki bunları alalım da parayı nasıl nereden ödeyeceğiz? Mi? Müthiş. İşte o da 89'da demin size anlattığım Solow'un bırakınız finans rahatça aksın ülkenize gelsin. Yatırımlar yapsın. Böylece geri kalmış ülkelerde büyüsün deniyordu ya. Ama onun teoride söylenenin pratikte olmadığı, pratikte aslında Türkiye fiyat otomobil almak istiyor musun? İstiyorum. Paran var mı? Yok. Ben sana borç da vereyim o zaman. Na döndü. Döndü. Yani yavaş yavaş Türkiye küreselleşmeye dahil oldu. Finansal serbestliği de sağladı. Yurt dışından bol bol finansman akışı oldu. Niçin oldu? Yatırım yapmak veya teknolojiyi geliştirip rekabeti hazır hale getirebilmek için mi? Hayır. Ne için oldu? O ithalatı finanse edebilmek için oldu. Yani küreselleşmenin başlangıcı bu. Küreselleşme 1990'lardan sonra yalnız evre değiştirdi. Ve şu oldu. Bu ticari kısmından ziyade finansal sermayeyi elde tutan aileler, ülkeler, sadece ülke bazında değil, uluslararası bankalar, uluslararası ortaklıklı büyük bankalar türev piyasaları diye bir şey icat ettiler. Çünkü 1980'den önce Amerika'daki bankalarda çok sıkı denetleniyordu. Amerika'daki yıllık bankaların çalışanlarının ortalama maaşı 50 bin brüt dolardı. Yıllık. Yıllık. Ve banka sektörü haricindeki diğer sektörlerde çalışanlarıyla maaşları aynıydı. 1990'lardan sonra borsaların hareketlenmesi, türev o piyasaların gelişmesiyle birlikte maaşlar, bankacılık maaşları 150 bin, 200 bin dolara doğru tırmanırken
diğer sektörlerin maaşları 80 binde kaldı. Çatal büyüdü. Çünkü finans sektörü müthiş kar elde etmeye başladı. Neden? Uluslararası dünya çapında hareket etmekten. Dünyanın her ülkesine girip türev piyasaları, yani borsalara, mevduatlara, yeni çıkan enstrümanlara, yani size verilen bir ev kredisini sigortalıyor. Sigortalamak da bir ücretlendirme, sigorta da bir fon. Size kredi haricinde sigortayı da satıyor. O sigortayı tutuyor, bir başka sigortayla bir başka ülkeye satıyor. Ve Can Bey, 1990'da yıllık 1 trilyon dolar olan sınır ötesi para hareketi 2000'de 3 trilyona ve 2008'de 11.4 trilyon dolara geldi yıllık. Her böyle yıl bir para artalar. Yok ama aslında. Böyle bir para yok, fakat o kadar çabuk el değiştiren bir para var ki artık küreselleşme, o size bahsettiğim 80'leri 90'ları geçti. Finansal piyasaların balon gibi büyümesi ve sık sık ülkeleri krize sokmasıyla, Asya krizi, Rusya krizi, Türkiye'nin 2001'deki krizi ve Amerika'nın 2008'de büyük patlamasıyla bu iş durdu. Çünkü öyle bir vaziyete geldi ki bankalar, ABD'deki bankalar, bonus olarak CEO'lara 32 milyon dolar bonus sene sonunda kar payından prim verir hale geldi. Toplamına mı? Ha. Hayır, bir kişi, kişiye. Bir kişiye. Kişilere 30'ar milyon, 32'şer milyon dolar kar verir hale geldiler. Çünkü bu balon inanılmaz biçimde büyüdü. Giderken ülkeleri de giriyor, çıkıyor hızlı bir şekilde. Krize sokuyor. Ne demiştik ilk başta? Solow Nobel ödülünü aldı. Dedi ki geri kalmış ülkeler bunun sayesinde gelişmiş ülkelere yetişecekler. Rakamlara bakalım ne olmuş. 1990'da düşük gelirli ülkelerin kişi başı milli geliri 458 dolarmış. 2015'te 581 dolara çıkabilmiş. 25 yılda. Birleşmiş Milletler'in en az gelişmiş ülkeler sınıfındaki ülkeler 1990'da kişi başı gelirleri 504 dolarmış. 2015'te 889 dolara çıkabilmiş. Sahra altı Afrika ülkeleri 1990'da kişi başı 1252 dolardan 2015'te 25 senede 1675'e çıkabilmiş. Buna karşılık yüksek gelirli ülkeler 1990'da 29.284 dolarmış. Hani geri kalmışlar yaklaşacaktı ya. Hani sınırları indirecektik. Finansman onların yatırımları için akacaktı oraya ya. Bakıyoruz Avrupa yüksek gelirli ülkeler 1990'da 29 bin dolar kişi başından 2015'te 42 bin dolar kişi başı milli gelire ulaşmışlar. Kuzey Amerika 1990'da 36.335'ten 2015'te 51 bin dolara ulaşmış. İkinci rakamımız da şu, yani küreselleşmenin vaat ettikleri gerçekten gerçekleşti mi? Veriler ne diyor, rakamlar yorumdan hariç? Dendi ki ya bu doğrudan yabancı yatırımlar gelişmiş ülkelerden geri kalmışlara gidecek. Çünkü piyasa bakir, yatırım için çok alan var. Bakın ne olmuş? 1990-2015 25 yılda toplam düşük gelirli ülkelere 138 milyar dolar para akmış. Yüksek borçlu yoksul ülkelere 286 milyar dolar para akmış. Buna karşılık Avrupa Birliği'ne 12 trilyon 496 milyar para girmiş. Yüksek gelirli ülkelere 23 trilyon 100 milyar dolar para girmiş. Amerika'ya tek başına 4 trilyon dolar para girmiş. Demek ki küreselleşme geri kalmış, yoksul, kalkınmak isteyen ülkelere vaat ettiklerinin hiçbirini vermemiş.
İki ülke hariç Çin ve Güney Kore. Onlar da ne yapmışlar? Küreselleşmeye dahil olmadan önce sanayilerini, büyümekte olan çocuklarını etle, salatayla, sebzeyle, meyveyle, sütle beslemişler. O çocuklar gürbüz, gelişmiş. Yani şunu söylemek istiyorum. Bir çocuğa soğan ekmek de verirseniz o çocuğun büyür, boyu büyür ama gelişemez. Gelişmesi için doğru beslenmesi lazım. Bu örneğimizde doğru beslenme sanayinin teknoloji üretmesi, devletle sanayinin ortak hareket etmesidir. Güney Kore buna çok doğru bir örnektir. Çin buna çok doğru bir örnektir. İkisi de sanayilerini önce geliştirmiş, ondan sonra küreselleşmeye dahil olmuştur. Demiştir ki, bu oyunu oynamak istiyor musunuz? Biz hazırız, gelin oynayalım. Oynadılar, ikisi de galip. Düşünün ki Güney Kore 1980'de Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılasından daha düşük bir gayri safi yurt içi hasılaya sahipti. Ve ekonomilerimizi karşılaştırdığımızda biz bir gömlek, çok değil ama bir gömlek daha iyiydik. Oradan Güney Kore çıktı, 23 bin dolarlara geldi. Ancak deniyor ki Güney Kore küreselleşmeye dahil oldu. Hayır efendim. Güney Kore küreselleşmeye dahil olduğu için kalkınmadı. Öyle olsaydı küreselleşmeye dahil olan geri kalmış 138 ülkede Çin hariç kalkınırdı. O öyle değil. Tam tersi, Çin'de devlet kapitalizmini uyguladı. Kendi üretimini geliştirdi. Sonra üretiminde kaliteyi arttırdı. Kendi ucuz iş gücünü kullandı. O iş gücünü eğitti. Eğitimi de hallettikten sonra, ki burada şunu söylemekte iktisatçıların söylediği, iştirak ediyorum. Aradaki fark nedir? Nedir dendiğinde Güney Kore'de öne çıkan şey şu. Türkiye'nin 1930'da yaptığı iş. Güney Kore o savaş sonrası ayrıldıktan sonra müthiş bir eğitim atağına geçti. Okur yazar sayısını arttırmaktan başladı. Türkiye'de aynısını yapmıştı. Türkiye'de 1930'dan sonra kendi sanayisini kurmaya başladı. Fabrikalarını kurdu. Türkiye o 1930'da sanayilerini, fabrikalarını kurmakla kalmadı. Dedi ki, bugün dünyanın bütün ekonomi literatürünün kabul ettiği beşeri sermaye gelişmeden, yani vatandaşın yetişmeden, vatandaşın teknolojiyi kullanmayı bilmeden, muasır medeniyet seviyesinde bir eğitimi almadan bu iş olamıyor'yu ta biz 1930'da gördük. 1930'da ve köy enstitülerini başlattık. Diyeceksiniz ki ama köy enstitüleri köylü. Ama 1930'da Türkiye nüfusunun %75'i köylerde oturan ve geçimlik tarımla uğraşan, sanayi değil, büyük tarım üretimi değil. Hayır, kendi ailesi için geçimlik tarım. Dedik ki biz, bir, bu köylü nüfusun çoğunluğudur. Bu köylü okuma yazma öğrendi ama yetmez. Bu köylü şimdi modern tarım yapmayı öğrenecek. Modern tarım aletleriyle yüksek üretimli tarımı öğrenecek. Bu köylü violonsel çalmayı da öğrenecek. Edebiyat okumayı da öğrenecek. Elbette bir süre sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerini, üstten yaptığı devrimleri bir süre sonra alttaki köylü diyecek ki, ben bu hakları istiyorum. Ne istiyorum? Ben bu feodal derebeyi, toprak ağalığına itiraz ediyorum. Ben burada çalışıyorum. Ben bu toprak ağasının kölesi olmam. Marabası olmam. Ben artık bu taleple gelmeye başlayacaktı. Köy enstitüleri bu yüzden 1940'da kapatıldı. İşte onu komünizm gibi. Ama komünizmle hiç ilgisi yok. Bu bir kalkınma modelidir. Bugün
Güney Kore kişi başı milli geliri 24 bin dolara gelmiş olan Güney Kore bunu uyguladı. Şimdi burada benim kafama takılan şöyle bir şey var. Şimdi iki çok çarpıcı örnek var. Biri Güney Kore, biri Çin. Evet. Fakat bunlara baktığımız zaman eksik olan şu. Yani ekonomik olarak belki bu işi başarmışlar. Fakat demokrasi, hukuk ve insan hakları kavramları bu ülkelerde çok geçerli değil. Ama şimdi bunu söylediğimiz zaman dönüyorum. Diğer gelişmekte olan ülkelere bakıyorum. Başta Türkiye olmak üzere. Burada da yok. Evet. Yani bu globalleşme, küreselleşme dediğimiz olgunun dünyayı sarmaya başladığı dönemde Türkiye'de askeri darbe olmuş. Yani her şey disiplin altında. İşçi hareketi yok. Öğrenci hareketi yok. Grevler falan yasak. Yani bir baskı dönemi var. Evet. Peki benzer bir şekilde Kore aynı tarihlerde bizden bir gömlek geride olmasına rağmen veya benzer baskı olmasına rağmen nasıl oldu da buralara geldi? Türkiye aynı o disiplinli dönem ve belki de hani en iyi örneklerden biri. 24 Ocak dediniz. Benim de hep bir şeyim odur, tezim. Yani 24 Ocak Türkiye'nin küreselleşmeye geçmesi için yapıldı. Fakat yeterli disiplin sağlanamadığı için askerler getirildi. Asker o disiplini sağladı ama yürütemedik. Ki Özal gibi 24 Ocak kararlarını yazan, Demirel'in önüne getiren kişi ülkenin tek hakimi durumundaydı. Ne oldu? Neden olmadı ve bugüne geldik? Ve bugün sadece Türkiye'ye para giriyor ama bu üretime dönmeden paradan paraya da bir rant oluşturuluyor. Evet. Yani bir arsa, bina rantı oluşturuluyor. Bizler de gece gündüz çalışıp edip işte o evleri alacağız diye bir para oluşturuyoruz, veriyoruz, adamlar da gidiyor. Evet. Ne oldu şimdi? Şimdi şöyle oldu. Sorunuza ben tam cevap vereyim. Biz 1936'da Kayseri Uçak Fabrikası'nda uçak üretme denemelerine başladık. Ki o yani, mühendislik olayı yani. O sadece tabii, mal üretmek değil. Mühendislik olayı, yani. Teknoloji olayı. Yani teknolojiye bu kadar açlık var, istek var ve tabii şu var. Bir ülkü birliği var. Ülkü birliği şu demek. Ülkü birliği eğer ülkede yaratılan varlık, yaratılan zenginlik paylaşılır ise ülkü birliği olur. Ancak yaratılan zenginlik paylaşılmaz ise yavaş yavaş belli ellerde ve haksız biçimde toplanmaya başlarsa ülkü birliği kaybolur. İnsanların ülkesine olan güveni kaybolur. Bizde şu anda insanların birbirine güveni yok. İnsanların kurumlara güveni yok. İnsanların ürünlere güveni yok. Güvenmiyoruz birbirimize. Gerçek bu. Niye? Çünkü ülkü birliğimiz kayboldu. Biz hep beraber topyekün 1930'da 40'taki gibi bir kalkınma hamlesini hep beraber başarmaya çalışıp, örneğin bir uçak yapmaya çalışıp o varlığı da paylaşamıyoruz. Paylaşamaz olduk. Şimdi sizin sorduğunuz peki bu yaptığı bizde ne oldu? Biz 1930'dan 40'tan sonra bu teknolojiye yatırımdan geri çekildik. Ama işte o arada Amerikan o bakın, Truman doktrini, Marshall yardımlarıyla böyle bir takım şeyler geldi. Yani tabii. Hani bugün şeye benzetiyorum da hani çok sizi kesmek istemiyorum ama hani bugün bir takım yardımlar dağıtılarak pasifleştirilen bir kitle var. Evet. Onlar hayatlarından çok memnun. Yani şu anlattığınız hiçbir şey onları ilgilendirmiyor. Evet. Yani global ekonomi böyle oldu. Oranın milli geliri filan o yardımı aldı. Akşamı da kurtarıyorsa bitiyor. Evet. Türkiye 1950'lerde öyle bir dönem yaşadı aslında. Doğru. Her şey hazır geldi. O daha ne güzel işte Amerikalı veriyor. Türkiye tabii 1939 yani Türkiye Atatürk'ten sonra bir 10 yıl daha belki onun bizlere bıraktığı öğretilere sahip çıkıp gayret içinde oldu. Tabii ama savaş esas girdi yani bir şey savaş var girdi orada. Doğru. Ama ondan sonra savaşın bitimiyle birlikte Truman doktrini Marshall yardımlarıyla vücut bulmuş bir doktrindi bu. Türkiye'yi aslında kalkınmacı, tam bağımsız ülke genlerinden yavaş yavaş kopardı. Yani biz o
kalkınmacı, o 10 senede 28 tane fabrika açan, bunun içinde yurt dışından borç almayan, hatta kalmış olan 3-5 borcu da ödeyebilen ülkeden artık kendini bir gruba girmiş, Avrupa Birliği'ne de başvurmuş, değineceğim AET. O konuda. Yani Avrupa Ekonomik topluluğu o zaman. Topluluğuydu. Biz 1963'te bu anlaşmayı imzaladık ve 1964'te yürürlüğe girdi. Enteresandır. Hatta bunu da bağlayayım istiyorum oraya. Bu anlaşmanın 3 tane safhası var. Giriş 5 sene, hazırlık 12 sene, gümrük birliği son aşama. Şimdi Ankara Anlaşması, hatta size şuradan çok önemlidir ikinci maddesi Ankara Anlaşması'nın, der ki Ankara Anlaşması'nın amacı, bakın burası önemli, Türkiye ekonomisinin hızlandırılmış kalkınmasını ve Türk halkının istihdam seviyesinin, yaşam şartlarının yükseltilmesini ve diğer Avrupa Birliği ülkeleriyle eşit hale getirilmesini amaçlar. Ankara Anlaşması'nın amacı budur. Hazırlık safhası 5 ila 10 yıl, geçiş süresi 12 ila 22 yıldır. Avrupa Birliği Ankara Anlaşması ile birlikte Türkiye'den gelecek sanayi ürünlerine vergileri sıfırlar, gümrüğü sıfırlar. Ama der ki, ama siz Avrupa'dan gelecek ürünler için önce hazırlık ve geçiş süreci yaklaşık 22 yıl sanayinizin kapasitesini geliştirin, verimliliğini geliştirin. Ondan sonra tam üyelikle birlikte gümrük birliği safhasına geçin. Bakın Ankara Anlaşması bu. Ve o günlerde bürokratlar, ya biz Avrupa'ya hangi ürünleri satsak acaba, bildireceğiz ürünleri. Ama bizde Avrupa'ya satabilecek verimlilikte, yani ucuz ve kalitede ürün yok. Neyse, bir şeyler seçtik, bildirdik. Burası önemli. Çünkü aslında küreselleşmede neyi aksattık biz sorusunun cevabı da, biz Ankara Anlaşması'nın gereğini de yapamadık. Yani Güney Kore üniversitelerle, devletle, özel sektörle eş güdüm, eş birliği ve finansal birleştirmelerle teknolojiye müthiş yatırımlar yaptı aslında, ve marka çıkarttı ortaya. Ama yani Türkiye bunu yapmaya çalıştı. Orada bir eksik kaldı. Mesela Orta Doğu Teknik Üniversitesi bu amaçla kuruldu. Evet. Adı üzerinde. Evet. Yani bir İstanbul Teknik Üniversitesi var. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, üstelik Amerikan desteğiyle kurulan. Evet. Ve orada bilimsel çalışmalar yapılsın. Yani sadece mühendis mezun etsin diye değil. Evet. Yani bilim merkezi olsun diye. Evet. Ve mesela az önce sözünü ettiğiniz Anadolu fabrikası. Evet. O mantıkla kuruldu. Yani evet. Türkiye araba sanayine de girsin. Burada evet. da bir şeyler yapsın diye. Evet. Ama bir şey tutmadı ki tutmadı. Hep bu dönemler aslında disiplinli dönemler. Yani hani böyle başı bozuk dönemler falan değil, evet. işte hani bu vesayet falan diyorlar ama evet. yani bunlar vardı o zaman. Daha disiplinli gidiyordu. Bazı şeylerin önüne geçilebiliyordu. Mesela ithal ikamesi, menşe kararnameleri evet. falan var. Var. Bunları şimdi anlaşılıyor var, ki. Var var tabii. Var. Ama buna rağmen. Ama sanayimiz büyüyemiyor. Aynı şey 12 Eylül'den sonra da. Evet. Evet. Hani 60'ların kafası daha diyelim ki şey kafaydı. Devlet kafasıydı. Hı hı. Aman ona buna. Ama 12 Eylül'ün kafası tam açın. Ne tam açıldı. Açın. Zaten işte onun sonunda evet. Türk Parası Koruma Kanunu da kalktı. Kalktı. Ama ondan sonra artık zaten korunurken gelişemeyen çocuk ringe çıktı. Ringde sopa yiyor. Artık siz onu zaten, yani geliştirebilecek bir ortam yok. Biz esas gelişme ortamını ıskaladık. Türkiye teknolojiyi ıskaladı. Bakın öyle ki toplam sanayi ihracatı içinde yüksek teknolojiye dayalı sanayi mamullerinin yüzdesi Türkiye'de %1.9. Çin'de %25.4. Nokta. Bakın nokta. Türkiye'de bütün sanayi ihracatı içinde, malların içinde, yüz içinde
Yüksek teknolojiye dayalı sanayi oranı %1.9. Çin'in %25.4. Avrupa Birliği'nin %15.4. Ortalama Almanya'nın %16. Bu işte her şeyi gösteriyor. Biz niye beceremedik bunu? Ve küreselleşmeye dahil olduk. Bir hata daha yaptık. Biz Ankara Anlaşması'nın şartlarından Gümrük Birliği zamanı geldiğinde tam üyelik vardı. Dendi ki bize ekonomi kriterlerine uymuyorsunuz. Örneğin kamu borcunuz bizim kriter olarak koyduğumuz maaş dili kriterine uymuyor. Çünkü %60'ın üstünde. Ha şu espriyi de yapmama izin verin. Bugün Yunanistan'ın kamu borcu %110. Maaş dilihe uymuyor. Atsana o zaman. Gibi. Şimdi yani bunu da sorma hakkım var. Ama biz kendi derdimizle ilgilenelim. Türkiye ne yazık ki bu hazırlık ve geçiş sürecinde yeteri kadar sanayisini rekabete hazır hale getiremedi. Ama iç siyasete kullanmak maksadıyla biz Gümrük Birliği zamanı geldiğinde hop Gümrük Birliği ancak Avrupa Birliği'ne tam üyelikle işler demedik. Gümrük Birliği hakkımızdı. Biz Gümrük Birliği'ni istiyoruz dedik. Ya konu ne istiyoruz? Evet ama ne istiyoruz? Biliyor muyuz biz ne istiyoruz? Bilmiyoruz. Niye? Çünkü şundan. Gümrük Birliği denen organizasyon Avrupa Birliği'ne üye olan ülkelerin oturup Avrupa Birliği üyesi ülkeler dışındaki 172 ülkeyle dış ticaret rejimlerini belirlediği ikili üçlü çoklu serbest ticaret anlaşmalarına imza attığı bir mekanizma, bir organ. Bu organda Avrupa Birliği ülkeleri diziliyor. Diyor ki siz ben falan. Diyorsunuz ki ben de ucuz cep telefonu üretimi var. Onun için yapacağımız anlaşmada onlar benden cep telefonu alsın. O cep telefonu vergisini indirsin. Buna karşılık benim de demir ihtiyacım var. Demiri indireyim. Siz onu söylüyorsunuz. İşte biz bunu tartışıyoruz işte burada. Ve Gümrük Birliği olarak karşı tarafla bir anlaşma yapıyoruz. Kendi çıkarımıza uygun alacaklarımız, vereceklerimizle ilgili yani kendi ülkemizdeki iyi üretim, verimli, ucuz üretim yapabildiğimiz malları oraya satıyoruz. Oradan da almak istediğimizi alıyoruz. Türkiye bu masada yok ama bu masanın diğer ülkelerle aldığı kararları birebir uygulamak zorunda. Şimdi bu tam üye olmadan girilmesi acayip absürt bir şey. Ne fayda umdular? Yani şöyle, girişi mi sağlarız diye. Şöyle dendi ki ya dendi ki biz belki Avrupa Birliği'ne de girmiş olduk belki. Şunu ben hep vurguluyorum her zaman. Herhangi bir birliğe, Şangay İşbirliği Örgütü, Çin, Asya büyüyor. 21. yüzyıl çok hareketli, kabul. Avrupa Birliği falan işte gelişmiş. Hiçbir birliğe kendi kalkınma programınızı uygulamadan, kendi kendinizi geliştirmeden eksilerinizi, artılarınızı çıkarıp biz bu eksiler artılar doğrultusunda bir kalkınma programı uygulayacağız. Devlet de özel sektörde beraber ortak çalışacağız ve o kendimizin güçlü olduğu sanayileri geliştireceğiz. Ondan sonra Gümrük Birliği, Şangay İşbirliği Örgütü, Asya hepsi. Niye? Ben çünkü bir şey satacak gücüm var. Hazırım. Siz hazır olmadan Avrupa Birliği'ne girmekten vazgeçelim. Peki Şangay'a gidelim. Orada da aynı. Sen eğer yeteri kadar verimli, teknolojiye dayalı, ucuz, kaliteli üretim yapamıyorsan her birlikte çökersin. Yalnız buyurun. Hayır birinci bölümü bitirdik. Öyle mi, böyle attı gitti evet. Peki. Bir reklam arası vereceğiz. Verelim ama Avrupa Birliği'ni mutlaka anlatalım. Ondan çok sonra da Avrupa Birliği'nden ve Türkiye'nin Çin ve bir kösebinin hayal kurduğu işte bu doğuda birlik. Hı hı. Tabii ondan sonra şu anki ekonomiyi mutlaka merakla beklenenlerden biri de o tabii. Tamam. Evet değerli izleyiciler Bartu Soral'la birlikteyiz. Ekonomiyi konuşuyoruz.
Zannediyorum ilgiyle izliyorsunuz. Çünkü hani hep konuştuğumuz o küreselleşme, globalleşme, şu bu. İşin özü bakın böyle bir şey. Ve herkes kendi değerlendirmesini herhalde yapacaktır. Evet, reklam aramızı verelim. Saat 12 itibariyle tekrar birlikte olacağız. Aman ayrılmayın diyorum. Halk Kitap Evi'nin sunduğu Yazı İşleri devam edecek.